Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bir ay yine ara verdiğim ama sonrasında yani bugün tekrardan devam edeceğim Bu Ayni İzledim serisine devam ediyorum. Kasım'da çok fazla film izledim. Çok uzatmadan videoya geçelim. Başlayalım. Bu ay film izlemeye bence birazcık geç başladım. 11 Kasım'da Ankara'dan İstanbul'a dönerken Boyhood adlı filmi izledim ve bu film güzeldi. Boyhood 2014'te çok fazla ses getirmişti çünkü 12 yıl boyunca çektiler bu filmi. Yani ana karakterimiz olan çocuğu ve ailesini 2000'lerin başından itibaren görüyorsun ve ardından 12 yıl boyunca devam ediyor bu ailenin büyümesi ve gelişmeler. Çocuk küçüktü. Üniversiteye gidene kadar çektiler filmi. Neyse. Bu film güzeldi. Sadece birazcık sıkıcıydı. Yani şey anlamında demek istemiyorum. Yani çok uğraş gerektiren bir şey. Gerçekten hani 12 yıl boyunca devam etmek ve bir aileyi ilginç kılmak zor bir şey. Bunu çok başardıklarını düşünmüyorum pek. Ancak 12 yıl boyunca devam ettirmek ve aileyi ilginç kılmak zor olmasına rağmen bence film oyunculuklardan kurtarıyordu. Mesela Ethan Hawke var. Ethan Hawke'ı çok severim ben. Güzel bir filmdi. Kötü değildi kesinlikle ama daha büyük beklentilerim vardı filmden. 5 üzerinden 3,5 verdim. Ardından 13 Kasım'da Booksmart adlı filmi izledim. Booksmart'ı izlemek çok istiyordum. 2019'da ilk çıktığı zaman herkes izliyordu ve diyordu ki of lise hayatının özeti falan filan diye. Tam özeti değil de hani lisedeyken buydum diyebileceğiniz karakterler var. Booksmart şunu anlatıyor. İki tane çok başarılı öğrenci olan Amy ve Molly bütün lise hayatları boyunca hiçbir partiye katılmadılar. Daha çok akademik hayatlarına yöneldiler. Ve Amy sanırım Columbia'yı kazanıyordu. Columbia Üniversitesi'ni ve Molly de Yale'ı kazanıyordu. Neyse sonra Molly bir şekilde en büyük düşmanlarından birinin de Yale'ı kazandığı öğreniyordu. Ve ondan sonra da dank ediyordu bu kısa. Diyordu ki ben lise hayatımı boşuna harcadım. Lise hayatında sosyalleşenler, partileyenler de Yale'ı kazandı. Ben bütün götümü yutarak da Yale'ı kazandım. Yani hepimiz aynı yere varıyoruz. O zaman ben lise hayatımı çöpe attım demek oluyor gibisinden bir mantıkla en azından o dönemin son partisine katılalım diye Amy'yi ikna ediyor. Daha çok akademik hayatlara yöneldikleri için hiçbir şey yapmamışlar. Bu konuda gerçekten ama gerçekten yani bütün lise hayatımı, akademik hayatıma ve okul hayatıma ve notlarıma yöneltip üniversiteyi romantikleştirip sonrasında üniversiteyi de online yapma gibi. Neyse bu kadar şey yapmayalım. Üzülmeyelim arkadaşlar. Neyse. Bu film gerçekten lisede sırf ders çalışan ve üniversiteye geçsek de bitse diyen tipler için mükemmel. Yani biçilmiş kaftan bir film. O yüzden kesinlikle öneririm. 5 üzerinden 4 verdim ben. Bu arada bu ay izlediğim tüm filmleri gerçekten öneririm. Hepsi 3,5 üzerinde filmler. Ardından 17 Kasım'da Elephant diye bir film izledim. Gus Van Sant'ın filmiydi. 2003 yapımı. Sanırım. Elephant şunu anlatıyor. Farklı öğrencilerin gözlerinden bakıyoruz bir güne. Bugünün önemli kılan şey de okulda bir silahlı saldırı olacak olması. Amerika'da biliyorsunuz bunlar çok fazla olan bir şey. Yani bayağı silahlı saldırı yaşanıyor biliyorsunuzdur. Ve bunu anlatıyor ve bence bunu çok iyi bir şekilde anlatıyor. O günü aslında normal bir okul günü olması gereken bir günü insanların hayatının nasıl değiştiğini o günle beraber çok çok iyi anlatıyor. Yani farklı farklı perspektiflerden, farklı farklı öğrencilerden, okulun popüler çocuğunu okulun ezik kızına, sporcularından falan bütün hepsinin gözünden anlatıyor ve aslında yani çok başarılı anlatılıyor. Yani gerçekten bunu izlediğim zaman demiştim ki her şey birleşiyor falan filan diye. Bunu ben bir film ajandasından görmüştüm. Burada. Bakın şöyle bir şey var. Bu bütün okulun krokisi. Gus Van Sant kendisi çizmiş ve karakterlerin rotalarını gösteriyor. İnanılmaz. Yani bu mükemmel bir şey bence. Adamın bunu bu kadar detaylı düşünmesi. Konu ilginizi kesinlikle çekmeyebilir ama eğer sinemayla ilginiz varsa bu teknik continuity dedikleri zımbırtı inanılmaz zor bir şey. Filme puanım 5 üzerinden 3,5 oldu bu arada. Ardından 18 Kasım'da büyük ihtimalle favori chick flicklerimin arasında girmiş olan Legally Blonde'u izledim. Legally Blonde mükemmel bir filmmiş arkadaşlar. Yani gerçekten en iyi chick flickler arasında olabilir. Chick flick de benim bu arada böyle hani kızlara, kızlar gecesinde izlemelik filmler olur ya. İşte o tür film. Legally Blonde şunu anlatıyor. Elle Woods diye bir karakterimiz var ve Elle erkek arkadaşı onu Harvard'da hukuk okumak için ektiği zaman yani ayrıldığı zaman Elle de diyor ki ben onu geri kazanacağım diye Harvard'a gidiyor. Harvard hukuku kazanıyor. İnanılmaz pembe seven, inanılmaz kız olan Elle'in avukat olma macerasını anlatıyor aslında. Avukat olma ve eski sevgisini geri kazanma gibi. Bence çok iyi bir filmdi. Ben gerçekten çok beğendim. Ne olduğunu bilen, komediyi inanılmaz iyi kullanan, kostümleri mükemmel olan yani 2000'ler diye bağıran inanılmaz bir filmdi bence Legally Blonde. Ve izlemediyseniz
kesinlikle önerebileceğim bir film. Şöyle diyeyim, chick flick olduğunu aklınızda bulundurarak girin filme. Gerçekten çok eğleneceksiniz, eminim yani buna. Legally Blonde'a puanım 5 üzerinden 4 oldu o yüzden. Ardından tekrardan çok uzun süredir izlemek istediğim Sing Street'i izledim. Sing Street her arkadaşımdan teker teker duyduğum, herkesin önerdiği bir filmdi bu. Ve uzun süredir izlemek istiyordum ve 19 Kasım'da nasip oldu, izledim. Sing Street gayet güzel bir filmdi. 1980'ler İrlanda'sında yaşayan bir grup genci anlatıyor. Bu gençlerden biri Connor, Cosmo. Connor yeni bir okula geçiyor, biraz daha kötü bir okul. Bir kızı etkilemek için bir grup kuruyorlar, Sing Street diye. Evet. Bu film güzeldi. Şarkıları çok güzeldi. Diyaloglar bayağı iyiydi. Onun dışında da bu kadar. Evet. Sing Street'e puanım 5 üzerinden 4 bu arada. 23 Kasım'da da yine çok izlemek istediğim bir filmi izledim. Wes Anderson'ın Moonrise Kingdom'ı. Evet, biliyorum. Wes Anderson fanı olarak Moonrise Kingdom'ı izlememiştim. Ama izledim şu an 23 Kasım'da ve çok iyiydi. Gerçekten Moonrise Kingdom'un neden bu kadar abartıldığını, neden bu kadar sevildiğini kesinlikle anlıyorum. Moonrise Kingdom iyiydi, çok güzeldi. Yani gerçekten Wes Anderson filmlerinde öyle oluyor bana. Yani ben Wes Anderson filmine girdiğim anda bambaşka bir dünyadaymış gibi hissediyorum kendimi. Asla ve asla Ankara'da, Bilkent'te, Yurtadam'da olduğumu düşünmüyorum yani. Yani filme başladığım andan itibaren Amerika'da bir adadayım veya Grand Budapest Hotel'deyim veya Isle of Dogs'un geçtiği o köpek adasındayım. Yani gerçekten masal gibi anlatıyor adam filmlerini. Yani modern zaman masalı bence. Bence bunu bir yere yazın. Sinema tarihi kitaplarında bu tanım kullanılacak bence kesinlikle. Moonrise Kingdom'u beğendim bayağı. Moonrise Kingdom'un konusuna pek değinmemişim. Bir tane izci çocuk, izci, yetim izci çocuk. Bir tane de kız. Birbirlerine aşık oluyorlar ve birlikte kaçmaya karar veriyorlar. Bunlar bayağı küçük bu arada, hani 11-12 yaşlarında. Moonrise Kingdom bunu anlatıyor. Gayet güzeldi. 5 üzerinden 4 verdim o yüzden. Sonrasında 25 Kasım'da The Hours adlı filmiydi, 2002 yapımı. Sanırım Nicole Kidman'a Oscar'ını kazandıran film. The Hours güzel bir filmdi. Şöyle bir olayı anlatıyor. 3 tane farklı jenerasyondan kadın var. Biri zaten Virginia Woolf, Mrs. Dalloway'in yazarı olan. Biri bir tane 1950 veya 60'lardaki bir ev hanımı. Ve biri de bir yayın evindeki bir editör. Virginia Woolf Nicole Kidman oynuyor. 50'lerdeki 60'lardaki ki ev hanımını Julianne Moore oynuyor. Editör de Meryl Streep oynuyor. Yani bir kere kadro mükemmel. Neyse, sonrasında bu kadınların aslında ne kadar kötü bir şekilde yaşadıklarını psikolojik olarak anlatıyor film. Virginia Woolf'tan başlıyordu sanırım. Virginia Woolf'u bu arada bilmiyorsanız, Virginia Woolf bence gerçekten inanılmaz bir kadın. 3 tane kadının farklı farklı hayatlarından olan kesimleri, sahnelerini gösteriyor. Oyunculuklar mükemmel. 10-10. Bunun dışında senaryo ve yazım, diyaloglar inanılmaz iyi. Editlerken keşke bu dediğim şeyi birazcık daha açsaydım diye düşündüm. Diyaloglar gerçekten süperdi ve hani filmi izlerken kesinlikle hayatınızda duyabileceğiniz en iyi film replikleri falan var içerisinde. Gerçekten çok iyiydi. Hatta hayatımda duyduğum en iyi repliklerden biri bence bu filmde. O da "O ölümdü, ben de hayatı seçtim" diye bir replik. Neyse, bu filmi izleyin. Bu film gerçekten çok iyi. Sadece sinematografiyi çok çok beğenmedim. Hoş değildi sinematografisi. Çok özür diliyorum. Kim yapmış? Aa, Seamus McGarvey yapmış. Seamus McGarvey arkadaşlar. Geçen Eylül ayında ne izledim videosunda. Atonement'ı önerdiğim zaman demiştim ki Atonement hayatımda izlediğim en visually pleasing, en mükemmel görsellere sahip olan film. Ve onun da sinematografi Seamus McGarvey. Bunun da sinematografi Seamus McGarvey. Ne? The Hours gayet güzeldi. 5 üzerinden 4 verdim o yüzden. 26 Kasım'da sosyoloji ödevim için On the Basis of Sex diye bir film izledim. Bu film aslında ben ilk duyduğumda, yani ilk böyle bir film olacağını söyledikleri zaman çok merak etmiştim. Merak etmiştim ama sonrasında kritiklerden çok iyi bir geri dönüş almadı film. Sonrasında işte bu sosyoloji dersinde bu filmi izlememiz gerektiği söylediğinde çok heyecanlı değildim. Ama bu film beni şaşırttı. Film şeyi anlatıyor. RBG diye bir kadın vardı biliyorsunuz. Kendisi avukat ve Amerika'daki kadın haklarının çok büyük bir savunucusu. Hatta hani Amerika'da kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olmasının başlangıcı RBG ile oluyor da diyebiliriz. Neyse, Amerika'da nasıl bir devrime yol açtığını gösteriyor. On the Basis of Sex beni şaşırttı. Güzel bir filmdi. 5 üzerinden 3,5
3,5 verdim. Sadece senaryosunu çok beğenmedim. Senaryosu bir yerden bir yere hep atlıyordu. Ama onun dışında kostümler ve oyunculuklar çok iyiydi. 28 Kasım'da halamla beraber Flipped adlı filmi izledik. Bu filmi de çok uzun süredir izlemek istiyordum. O yüzden heyecanlıydım. Flipped çok hoştu. Yani Flipped çok minnoş bir filmdi. Düşündükçe çok mutlu oluyorum Flipped'e çünkü gerçekten çok iğrenç bir durumdayız arkadaşlar. Hani biliyorsunuz tekrardan kısıtlamalar başlıyor. Ve mutlu olmak için Flipped'i izleyin. Gerçekten daha fazla bir şey diyemeyeceğim. Çocukluk aşkı da anlatıyor. Çocukluk aşkını herhalde hayatımda gördüğüm en iyi şekilde anlatıyor. Sırf çocukluk aşkı da değil bu arada. Herhangi bir şekilde aşkı çok çok iyi anlatıyor. Filmi bu arada izledikten sonra şu şarkıyı dinleyin. Bu şarkı Rex Orange County'den inanılmaz filmi anlatıyor bence. Sözlerine dikkat edin. Flipped'i kesin gönderirim. 5 üzerinden 3,5 verdim. Flipped hakkında tek beğenmediğim şey montajıydı. Montajı çok iyi. Montajını aldırış etmeden izleyin. Ardından bu ay izlediğim son film. O da 30 Kasım'da Baby Teeth diye bir film izledim. Baby Teeth aynı yıldızın altında ve Five Feet Apart'ın olmak istediği film. Baby Teeth o. Kanserli bir kız var. Problemli bir çocuk var. Eliza Scanlon ve The Society'den bileceğiniz Toby Wallace oynuyordu. Ve onların oyunculuğu inanılmaz iyiydi. Mesela Eliza Scanlon Little Woman'da Beth'i oynuyordu. Ve Beth hani çok aktif bir karakter değil zaten. Toby Wallace da yani Society iptal olmasa o adamın oyunculuğu yürürdü giderdi. Ama Society iptal etti Netflix ve yani gerçekten çok iyi bir oyuncu. Ve o yüzden 5 üzerinden 4 verdim. Filmlerim bu kadardı ama bu ay bir tane de dizi sezonu bitirdim. O da This Is Us. This Is Us bir tane aileyi konu alıyor ve birinci sezonu çok iyiydi. Birinci sezon inanılmazdı. Ve bu arada bu diziye başlamamın büyük bir sebeplerinden biri olan Milo Vertili soyadını okuyamadığım Gilmore Girls'ten Jess. İnanılmaz bir oyuncu. İnanılmaz bir oyuncu. Yani böyle bir şey görünmemiş. Jess'e kalbimi veririm bu arada. Gilmore Girls Jess'e kalbimi veririm. Buradaki Jack'e de kalbimi veririm. This Is Us'taki Jack onun karakter. Yani bunu Menajerim Var videosunda söylemiştim. Menajerim Var videosunda Feris hakkında söylemiştim. Mükemmel insanlar değiller ama mükemmel karakterler. Ve Jack, yani bir gün gerçekten Jack gibi biri bana aşık olsa her şeyi bırakırım. Yani hayatım tamamlanmış. Bu kadar. Aile ilişkilerini, aile dinamiğini çok iyi gösteren bir diziydi. Kesinlikle ikinci sezonu da izleyeceğim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet, şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.